Evet arkadaşlar, Almanya Plaket'ten herkese selamlar. Şimdi arabama bir pastila çekeceğim. Onu bir hep beraber bir şey yapalım. Hem bakın hem görün. Evet arkadaşlar. Önce pastilayı alalım. Buraya kadar kaçmış. Evet arkadaşlar, fırlatır. Ve cila çekeceğim, patina. Evet, bir arabayı yıkamıştım. Bugün de pat çekeceğim. Arabanın boyasını korusun diye. Şöyle. Böyle için bir de bezlerim var. Bezlerimi de çıkarayım. Bezim de var. Bezim de şunu şey yapayım. İlk baştan arabanın biraz tozunu alayım. Toz kalmıştır. Böyle tozları gitsin. Bazen kalın toz moz olduğunda arabayı çizer. Ayasını zarar verir. Bakın da şöyle. Arabada tozları hafiften alayım. Bakın olduğu yeri. Aynalar olduğu yeri. Şimdi şu tozlar kaldı mı? Arabada beyaz şey yapıyor. Şöyle de alalım. Biraz şu tozlar kalmasın. Şöyle. Hava da güzel. Güneşli bir hava. Almanya'da güneşli bir hava. Güzel hava bu. Aldıktan sonra yani paslamayı geçeriz. Patçılayı yaparız arabada. Öyle güzelce. Şimdi paslamayı yapmak için tozunu da aldım. Her şeyini de aldım arabanın. Evet arkadaşlar. Evet, bu işlem bitti. Bir bezim daha vardı içeride. Hem şöyle görüntüye bakın. Şöyle. Öyle böyle. Evet arkadaşlar, bu bezle de arabanın içine yatacağım. Ondan sonra fazla durdurmadan onu silmeye başlayacağım. Tabii ki bu da açılmadı. Lastiğini alıp açıyorduk. Türlü açılmadı. Neden açılmadı? Evet arkadaşlar, sonunda açtım. Bunların kapakları da bayağı şeyli ya. Şöyle hafiften parçalar şöyle atalım. O da dursun.
aslında İzmir'i şehri geyelim. Abi bismillah. Böyle arkadaşlar. Şimdi hava da güzelken arabanın hiç yoktan en azından bu arasını korumuş oluruz. Hemen. Metalik boy olduğu için böyle pas şeyinde güzel parlatıyor arabayı. Bu pas şeyinde camları da güzel temizliyor. Arabanın farlarını da sürelim. Gözümüzü koyalım. Evet, içine. Şöyle yapalım. Ve lanlarına yapalım. Nasıl da arabamıza bakmış oluruz. Daha güzel görüntü. Şöyle yaptığımız katı şuraya kadar yapacağım aşağısını. Tam havalar yaz geldiğinde yaparım. Allah. Ne kadar da yıkasan yine git. Yerleri kalıyor. Şöyle. Güzelce yediriyorum bunu. Şöyle. Ama. Ama arabaya bakmış oluyorum. Bakarsan bağlı, bakmazsan dağlı. Hesabı. Vay be, yıldızlar da kayar ha. Yıldızlar da kayar. Erdi baba söylüyor. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde biraz da fırlatır. Araba parlatma cilası sürüyorum. Şöyle. Bu pratik. Hiç şey etmeye gerek yok. Gidip de dünyanın parasını vereceğine en azından 40-50 euro'dan aşağı değildir. Bir arabayı parlatma şeyi. Tahmin hiç yap, vermediğim için bilmiyorum. Tahminle söylüyorum. Böyle şey yapalım. Ondan sonra bir de arabayı güneşe çıkaracağım. Güneşte göreceğiz farkı. Bakalım nasıl. Bak var mı yok mu? Biz var. Gözlerimizde görürüz hepimiz. Arkadaşlar. Bon pazar. Önce evde olduğum için. Ben arabamı temizleyeyim. Hem de bir video çekerim. Arkadaşlarla paylaşırım. Ne düşündüm. Evet. Burası da evvel sıkma. Beyoğlu bir arkadaşım arabasını yanlış böyle park ederken vurdu. Yanlış gelmiş. Böyle Allah kaza kaza olaylarında sigorta çok önemli. Sigorta oldu mu sorun yaşamıyorum. Hemen bildirmen lazım sigorta yerine. Böyle bildiriyoruz. Orası da araştırıyor tabii ki. Anlı olmaz diye. Evet.
Zaten şey oldu. Şimdi arkadaşlar şu aynanın olduğu bir yere taşıyalım bunu. Daha şöyle hem böyle ki evet, bir tane uçak gidiyor oradan. Şimdilik bu kadar yapıyorum. Yazın olduğumuz bir sefer komplet yaparım. Komple yaparım, zaman daha şey olur. Şimdi biraz idarelik, hava da iyi. Araba hiç yoktan borusun. Borusun diyorum ya. Boyasını diyeceğim, borusun diyorum. Boyasını şey yapar. Kurur. Evet. Arabanın tam kamponundan saçlarını darar artık. Güzel oldu. Saçlarımızı darayalım. Parlatıp aynaya gerek kalmadı. Sayın arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Araba. Canavar mı canavar? Ben buna canavar diyorum. 5 senedir Allah'a şükür bunu kullanıyorum ben. Yeter. Öyle. Şu araba olarak gerek yok. O kadar. Almanya'da zaten adam sıfır araba alıyor. 1 sene sonra araba fiyatlar acayip düşüyor. Yazık. Ondan sonra paralar gidiyor. Baktığında hemen hemen her sene araba çıkıyor Almanya'da. Her sene araba çıkınca ne olacak? Ay çıkan araba fiyatı düşüyor, yeni araba alınıyor. Onun için şöyle yapalım. Şöyle oldu mu? Yazık. 30-40 bin liraya arabaya kredi çekip alıyorlar. Allah sonra da bir sene sonra araba yeni bir modele çıkıyor. Yani yeni modele çıktığında sürede araba şey oluyor. Fiyatları düşüyor. Yazık. Ha işte kaç çekeyim araba. O kadar da şey yapmaya gerek yok. Büyütmeye gerek yok. Hani izine giderken ucuz piyasa yüksek, ne kadar ucuz arabalar var. Ne Mercedes araba. Canavar gibi de. Yeni araba alıyorum. Yani bir şey olsa çizilse. Ama fiyat araba düşüyor işte öyle. Aynı bir şey bu. Kadar şöyle çekelim. Pratik arabacılığa atması. Ben bunu pratik olarak gösterdim. Yani herkes yapabilir öyle. Arabasını şöyle hafiften. En azından çamur koyulması için. Parlaması için. Güneşte çıktı mı? Hemen bunu affetmeyeceğim. Arabanın hiç yok da üstte boya. Bak boya hiç şey yok. Boya yanıyor, güneş yanıyor yok arabada. Hiç. Ben yazın veya pas çekiyordum bunun üstüne. Bu pas koruyor arabayı, boyasını. Anlatacağım bunu. Araba güzel görünsün. Arabaya bakarsan bağ olur demişler. Bakmazsan bağ olur. Ben de buna bakıyorum. Tabi bakmazsan yağına, suyuna. Bunlara dikkat ediyorum. Allah'a şükür. Ondan sonra başka bir hata. Çok şükür. Bir sorun yok. İnşallah. Allah nazar nasip etsin. Allah kazası belası cümlemize araba kullanmayı nasip etsin. Arkadaşlar. Evet, şu kapı şeyini şey yapayım. Bu kapı şeylerini tutarken genellikle hep böyle tırnak izlerinden dolayı hep arabayı çiziyor. Bu
kapı şeyleri. Şöyle bakarsınız. Araba çizim oluyor. Kim arabalar öyle? Tırnak geçiriyorlar. Aldığımda da vardı o. Ya da bir Alman bayan kullanmış bu arabayı. Limanlarda aldı, satıcı öyle diyor. Bayan kullanmış burada. Ama arabaya iyi bakım yapmış orada. Yani bir de şu olunca, arabaya bakım olunca ikinci el aldım bunu veya üçüncü el aldım da bir sorun yaşamıyorum. Bak işte. Yani bu arabayı temizlemiş oldu. Güzel oldu. Görüntüsü güzel oldu. Bakım oldu. En azından şu arabayı satmaya kalksa Almanya piyasasında 1000 euro 1500-2000 euro arası bu araba Almanya'da. Ha, Türkiye'de veya pahalı bunlar. Ben bir ara internete baktım. 100 bin lira mı öyle bir şey vardı ya. Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum. 2007 modelde. Böyle baktıydım. Çok ya aşırı. Ya işte Almanya'ya gelirsen işte. İnsan böyle arabaya bir şey olsun. Alıp yaptıktan sonra da alıp binebiliyor. Türkiye'de nereye gidiyor? Türkiye'de. Araba fabrikanı, o araba fabrikası olmadıktan sonra kendi üretmediğin sürece hep dışarıdan geldiği için fiyat daha yüksek, normal. Bunlarda kaç tane araba markası var? BMW var, Mercedes var, Audi var. Hemen başka Porsche var. Mini de Almanlarda. Skoda'lar da Almanlar da, onları Skoda şeylerden, çeklerden mi aldılar? Bir yerden aldılar arabayı. Fabrikası komple. Onlar Golf aldı. Yani Golf var. Adamlar da kaç türlü araba markası var. Şöyle şey yapalım. Evet arkadaşlar, pratik. Yani arabaya kilo atmak istemezse dedi bunu anlatıyorum. Evet arkadaşlar. 20 euro cila atarım arabaya. Hiç sorun değil. Az parayı al arabaya parlak parlak gibi bir şey oluyor. Bunların ilk çıkan modelleri vardı. Onlar A klasa. 140 mu oluyor? 140 öyle bir şeyler vardı. Onlar hep takla atıyordu o arabalar. Onlar da A-Klasa'ydı. Sonra onları değiştirdiler. Bayağı düzelttiler ama anlatayım bu modellerini çıkardılar. Bu modeller güzel hem geniş böyle takla atma olayı yok. O arabalar biraz şey diyor, yüksek. Şöyle bir de güneşe çıkardım bunu. Güneşe çıkardım o bu. Oo, canavar gibi oldu şimdi. Pır pır rede. En azından. Şöyle. Kapalı şöyle daha. Şey yapalım. Yalnız. Elma. Adam elma ısır ya. Telefon yapıyor. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir adamla kafa var? Almış adam elmanın yarısını ısır ya. Ondan sonra telefon yapıyor.
Bizde de hıyar ısırttı mı bir marka yapsam bilmiyorum ki anlamadım ki. Adamlar elmadan şey yapıyor. Marka yapıyor. Yani dünya markası telefon yaptı adamlar. iPhone'lar. Yani. Her şeyde. Kafa işi, okuma işi. Eğitim, okuma. Eskide insanlar mecbur 5 sene okuydu. Şimdi artık 8 sene 8 seneye çıkardılar o zamanlar işte. Şimdiki çocuklar şanslı. Şimdi çocuklar en azından eğitimden uzak değiller. Onların da telefonu her şeyi öğrenebiliyorlar. Her şeyi. Telefon olsun, şey olsun. Her şeyi de öğrenebiliyorlar. Bezi de biraz kirleniyor. Hafiften üzerine şu bezle geçeyim. En azından daha şeyli olsun. Şöyle. Ama idare eder. En azından pıtı pıtıra ya. Tarlaya. Yani şimdi gitsem temizlemeci şey yapsın. Hani 40-50 tane aşağı değildir bunu. Pas atmasın. Bir de makineler var. Makineler ne şey yapıyorlar? Makineler ne yapıyorlar? Ben gerek değil mi? Yoksa makine bu arabayı bir şey yapamaz. Çizgileri, çizgileri götüremez.